Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman-Amerikan ilişkilerinin tamir edilemez bir zarar görebileceği uyarısında bulundu. Steinmeier, izolasyon politikasının Amerika Birleşik Devletleri'de Rönesans yaşadığını ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman-Amerikan ilişkilerinin mevcut durumunun kendisini endişelendirdiğini söyledi. Steinmeier, Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, iki ülke arasında geçmişte de anlaşmazlıklar yaşandığını belirterek ilişkileri, bugünkü sarsıntıların verdiği zararların çok daha derin, uzun ömürlü ve en önemlisi tamir edilemez olabileceği uyarısında bulundu. Trump yönetimi altındaki Amerika Birleşik Devletleri de izolasyonizm politikasının bir rönesans yaşadığı yorumunda bulunan Steinmeier, diğer yanda da AB'nin çok aşamalı iç krizlerinden ötürü kendisiyle meşgul olduğunu belirtti. Öte yandan Steinmeier, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birbirlerinden uzaklaşmasına neden olan güçlerin etkilerini Trump henüz göreve başlamadan önce göstermeye başladığını savundu. Transatlantik ilişkilerde yaşanan yabancılaşmanın nedenleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzünü daha yoğun bir biçimde Asya ve Çin'e dönmesinin bulunduğunu kaydeden Steinmeier, Avrupa'nın ekonomik ağırlığının diğer dünya bölgelerine kaydığını dile getirdi. Liberal demokrasi vurgusu Steinmeier, ABD-Almanya ilişkilerinin geleceğinin temelinde son dönemde giderek daha fazla sorgulanmaya başlanan liberal demokrasinin savunulması ve yeniden tanımlanması görevinin yer alması gerektiğini söyledi. Steinmeier, bu bize geçen yıllarda sandığımızdan daha fazla ortak misyon sağlıyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri demokrasisinin tehlikede olduğu görüşünde olmadığını belirten Steinmeier, dünyadaki diğer hiçbir demokrasinin Amerikan demokrasisi kadar direnç ve yenilenme kabiliyetine sahip olmadığını ifade etti. Steinmeier, demokrat kimliğinin Almanları Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ve Çin gibi ülkelere göre daha yakın bir biçimde birleştirdiğini söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bir toplum merkezine dönüştürülen Tamasman evinin açılışını gerçekleştirmek üzere Kaliforniya eyaletinin başkenti Los Angeles'ta bulunuyor. Nazi döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ye göçen Alman yazar Thomas Mann, 1942 ila 1952 yılları arasında merkezin bulunduğu villada yaşamıştı. Dipa, Gü, HST Elif Hakkı Deutsche Welle Türkçe yorumları görevlisi, 0.